Merhaba değerli basın emekçileri. Gördüğünüz üzere şu anda boş bir grup salonuna seslenmek durumundayız. Geçtiğimiz hafta grubumuzda eş başkanlarımızı ve milletvekillerimizin coşkulu bir şekilde şekliyle sahiplenen misafirlerimiz bu hafta keyfi bir şekilde grubumuza alınmamıştır. Halkımızın Halkların Demokratik Partisi'ne olan ilgisi arttıkça ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Geçen hafta apar topar Meclis TV'nin televizyon yayınına kesmesi, bu hafta da halkımızın yoğun ilgisiyle karşısında çareyi meclisi HDP grubuna katılacak halka kapatmakta bulmuşlardır. Eğer bu hukuksuzluk sergilenmemiş olsaydı bugün burada İçişleri Bakanlığı'nın 4 gün önce yayınladığı bir genelge ile kapılarına kilit vurulan derneklerin temsilcileri aramızda olacaktı. Ankara Gündem Çocuk, Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Halkın Hukuk Bürosu, Mezopotamya Hukukçular Derneği, Diyader Din Alimleri Derneği Ankara Şubesi, Mezopotamya Kültür Merkezi, Diyarbakır Özgür Gündem, Özgür Gazeteciler Cemiyeti, Demokratik Halklar Federasyonu, Demokratik Kadın Hareketi, Sosyalist Kadın Hareketi, Sosyalist Öğrenci Hareketi, Rojava Derneği, Tuatfet, Göçder, Akdeniz Göçder, Toplumsal Adalet ve Dayanışma Derneği, Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kürt Yazarlar Derneği, Kürdider ve Keja Özgür Kadın Kongresi yöneticileri ve temsilcileri, aktivistleri bizlerle birlikte olacaktı. Yine bugün burada Dersim Mazgit Belediye Başkanı Tekin Türkel, Ferhat Encü'nün ailesi, HDK Kadın Meclisleri, Kadın Özgürlük Meclisi, Ankara Kadın Platformu, Ankara Feminist Kollektif, Yeryüzü Kadınları, Demokratik Alevi Derneklerinin yöneticileri, SYKP ve Eğitim Selini yöneticiler ve emekçiler aramızda olacaktı. Evet değerli basın emekçileri, akşama kadar millet deyip duranlar milletin meclisine, milletin girişini yasaklıyorlar. Ama unutulmamalıdır ki onlar saldırdıkça halkımız safları sıklaştırmakta, umudu büyütmektedir. Biz de her ne pahasına olursa olsun susmayacak, biat etmeyecek ve en ağır koşullarda dahi umudu yeşertmeye devam edeceğiz. Bugün için sizlere tükenmeyen umudumuzun ve kırılmayan direncimizin en büyük ilham kaynağından birinin, yani eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın mesajını iletecektik. Ve bu mesajı, gelen mesajı rehin tutulan eş başkanlarımız ve milletvekillerimizin saray güdümündeki cezaevi yönetiminin hukuksuz bir biçimde bu mesajın bize ulaşmasına engel olduğunu görmüş olduk. Halkların Demokratik Partisi'nin halen eş başkanlığı görevinde olan Sayın Selahattin Demirtaş'ın bizlere göndereceği bir mesajdan dahi bu kadar korkan, eş başkanlarımıza tecrit uygulamayı dahi kafasına koymuş hukuksuz bir iktidara karşı muhakkak gerekli yanıtları verilmesi gerekecektir. Bu yüzden Sayın Selahattin Demirtaş'ın bugünkü grup toplantısında mesajı sizlerle paylaşılacaktı. Ama buna izin vermeyen cezaevi yönetimi ve saraydan ve AKP'nin yetkililerinden aldığı talimat da gerçekleşmediğini görmüş olduk. Biz grup toplantımızı şu anda bırakılmayan, kapıdan gelemeyen halkımızla yapamadık. Ama basına, kamuoyuna grup toplantımızı gerçekleştirmek üzere Halkların Demokratik Partisi sözcümüz ve aynı zamanda Kars Milletvekilimiz Sayın Ayhan Bilgen'i konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum.
Çabuk. Değerli arkadaşlar, bu manzara, bu tablo, bu fotoğraf ayıp olarak, utanç olarak bu parlamentoya yeter. Bu ülkeyi yönetenlere yeter. Sanıyorlar ki avukat görüşmesiyle eş başkanımızın mesajı bize ulaşmazsa biz bu kürsüden kamuoyuyla o mesajı paylaşamazsak bu parti toplanamaz. Bu parti grup toplantısı yapamaz. Kendileriyle karıştırıyorlar. Oysa bizde camdan konuşulmuyor. Bizde candan konuşuluyor. Her arkadaşımız, en son milletvekilimiz kalsa bile bu kürsüyü, bu ortamı gerçekleri halka söylemek için çıkacağız ve konuşacağız. İçeriye girişi de engelleseniz, milletvekillerimizi de tutuklasanız, söyleyecek sözümüz var, söylemeye yüzümüz var ve sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Biraz önce grup başkan vekilimiz ifade etti. Geçen hafta bu salonda atılan sloganlar gerekçe gösterilerek kapıda kaydı bulunan 300 civarındaki arkadaşımızın girişine yasak getirildi. Az önce iktidar partisinin grubu bitti. İçerisi adeta arenaya dönmüş. Amigolar, şovmenler, her türlü slogan var ve siz herhangi bir engelleme, herhangi bir yasaklama görebiliyor musunuz? Bırakın geçen hafta gelenlerin girişinin engellenmesini, yasaklanmasını, geçen hafta ismi buraya girmek üzere listeye yazılmış olduğu halde meclise gelmeyen, yani kapıdan geçmeyen, bu salona girmeyenlerin bile bugün girişleri yasaklanmış durumda. Bu keyfi uygulamaları devam ettirin. Bakalım kim kaybedecek? Ama şunu net biliyoruz ki ülke kaybediyor, herkes kaybediyor. Ama siz galiba bu hesaplarla hareket etmeye devam edeceksiniz. Bu yaklaşımla bizi engelleyebileceğinizi, bizi durduracağınızı düşünmeye devam edeceksiniz. Eğer bugün ben bu kürsüden konuşuyorsam, eş başkanımız bugün bu kürsüde konuşamıyorsa, bu ayıbın, bu suçun günahı, sorumluluğu bu ülkeyi yönetenlere aittir. Evet, dün avukat görüşü yapıldı ve Sayın Demirtaş'ın mesajının avukatlarına değil ama posta yoluyla grubumuza bir biçimde gönderileceği ifade edildi. Ama bu da gerçekleşmedi. Sabah saatlerinde onlar diyorlar ki biz postaneye verdik, faksı çekecekler. Arkadaşlarımız postaneyi arıyorlar. Hayır, bize cezaevinden herhangi bir yazı gelmedi, herhangi bir ileti teslim edilmedi diyorlar. Yani artık yalanın sınırı yok. Ama her yere, bütün kurumlara yalanlarını egemen kılmaya, yalanlarıyla yönetmeye çalışacaklar. Bu tablo bunu gösteriyor. Değerli arkadaşlar, eş başkanımızın da, her iki eş başkanımızın da, grup başkan vekilimizin de, milletvekillerimizin de siyasi sorumlulukları devam ediyor. Dokunulmazlıkları devam ediyor. Sadece yargılandıkları dosyalar dolayısıyla yargılama süreci işletilebilir. Kaldı ki biz bunu da kabul etmiyoruz. Bunu da hukuki bulmuyoruz. Ama milletvekillerimize, eş başkanlarımıza fiili bir tecrit uygulamasının hiçbir surette kabul edilemeyeceğini, onaylanamayacağını buradan bu vesileyle herkesle paylaşmak istiyoruz. Çok uzak bir tarih değil. Herkes hatırlayacak.
Yine bu parlamentonun bazı üyeleri, bazı milletvekilleri, bir kısmı bizim partimizden arkadaşlarımız cezaevindeyken geçen dönemde Anayasa Mahkemesi milletvekillerinin tutukluluğu ile ilgili çok net bir karar verdi. Milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacağına dair kararın bugün de uygulanması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin o gün verdiği karar MHP'li, CHP'li ve bizim partimizden milletvekilleri için verdiği karar bugün de geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla bugünkü durum bu anlamda aslında anayasanın yok sayılması, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın da görmezlikten gelinmesidir. Biz bu tabloyu elbette gayet net biçimde okuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana anlamamış intikam ve öfkenin, nefretin bedelini başta bugün mesajını okumamız gereken, bugün bu kürsüde bulunması gereken, bu kürsüden sizlere hitap etmesi gereken eş başkanlarımız olmak üzere milletvekillerimizden çıkartmaya çalışıyorlar. Ama onların iki satır mesajından hala korkuyorlar. Onların posterlerinden hala korkuyorlar. Posterlerinin asılmasına dair yasak kararları çıkartıyorlar. İrademe, vekilime dokunma pankartından hala korkuyorlar ve bu pankartların partilerimizin balkonlarına asılmasına bile izin vermiyorlar. Bunun korkusuyla yaşıyorlar. Nasıl bir ülke istediklerini, nasıl bir ülkede bizi yaşatmayı vaat ettiklerini aslında sadece Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili aldıkları karar, oranın rektörlük seçimi ile ilgili sergiledikleri tutum göstermeye yetiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde gerginlik olmasın diye, kendi gerekçeleri öyle olduğu için bu utanç verici gerekçeyi sizlerle paylaşıyorum. Gerginlik olmasın diye akademisyenler, üniversite hocaları kendi rektörlerini seçerse gerginlik çıkar diye Cumhurbaşkanı kendisi bir rektör atadı. Kimsenin şahsiyetiyle işimiz yok ama ne tesadüf ki bu rektör seçimlere bile girmemiş bir isim. Ama yine ne tesadüf ki bu isim bir AKP'li milletvekilinin de kardeşi çıktı. Değerli arkadaşlar, sivil toplum örgütleriyle ilgili alınan karar, gerçekten bugün aramızda bulunamıyorlar, bu sıralarda oturamıyorlar. Geldiler, kapıdan giremediler. Bu ülkeye çok değerli hizmetler etmiş. Toplumsal sorunların çok can yakıcı alanlarında, çok zor şartlarda fedakarca çalışmış arkadaşlarımızın, dernek temsilcilerinin kapılarına kilit vuruldu ve bugün onların sesinin belki de bu kürsüden duyulmasının da böylece önüne geçildi. Ama emin olun, kapısına kilit vurulan derneklerden hangi örgüte yakın oldukları gerekçesiyle kapılarına mühür vurulduğunu bilmeyen dernekler var. Haklarında hiçbir soruşturma açılmamış. Hiçbir denetim raporu yok aleyhlerinde. Bir tek şikayet yok ama yüzlerce derneğin kapısına bir anda mühür vuruyorlar. İçlerinde yardım dernekleri var. Belli ki dayanışma çalışması yürüten derneklerden rahatsızlar ve istiyorlar ki herkes kendilerine mahkum olsun, kendi kapılarında dilenci olsun. İçlerinde çocuk istismarına karşı direnmiş, karşı koymuş, rapor yazmış dernekler var. İçlerinde kadına yönelik şiddetle ilgili 10 yıllardır bütün dünyanın gıpta ettiği çalışmalar yürüten kuruluşlar var. Ama belli ki bu ülkeyi Karaman'daki pislikleri örtmek için, Adıyaman'da yaşanan rezaleti örtmek için bu ülkeyi bu alanda çalışan derneklerden mahrum bırakma yöntemini tercih edenler var. Biraz önce grup başkan vekilimiz saydı, din alimleri derneklerinden insan hakları alanında çalışan kuruluşlara kadar birçok sivil toplum örgütünün kapısına kilit vuruldu. Galiba bu ülkede Ensar, TÜRGEV ve KADEM gibi birinci dereceden aileye ait kuruluşlar dışında hiçbir sivil toplum örgütüne yaşama hakkı, çalışma imkanı tanımayacaklar. Cumhurbaşkanı hala diyor ki
Olağanüstü hal toplum açısından hiçbir tehdit oluşturmuyor. Herkes işine gücüne gidebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın galiba bilgisi vardır. Belki ona rağmen kararnameler çıkartılmışsa söylenecek söz yok. Ama on binlerce insan işsiz bırakıldı. Gidilecek bir iş yerleri yok o insanların. Hem de sorgusuz, sualsiz işsiz bırakıldılar. Dolayısıyla hastalar doktorsuz bırakıldı. Öğrenciler öğretmensiz bırakıldı. Ve çocuklar işsiz kalan babalarından dolayı öfkeyle büyüyecekler. Bunun sorumluluğu, bunun vebali de Cumhurbaşkanı'na yeter. Şırnak'la ilgili gazeteler başlık atıyorlar, televizyonlar spot geçiyorlar. Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı ve halk evine girdi diye. Değerli arkadaşlar, Şırnak'ta sokak kalmadı, Şırnak'ta ev kalmadı. Yani yasak kalktı ama sokak kalmadı. Çünkü Şırnak'ın 1/3'ü yerle bir edildi. 7 mahalle öyle yıkıldı ki insanların bırakın evlerine dönmesini, enkazın altından eşyalarını, kalmış eşyalarını çıkartmasınlar diye harfiyat bile şirketlere pazarlandı. Sadece size şunu ifade etmek isterim. 247 gün önce sokağa çıkma yasağı konuldu. 82 gün operasyonlar sürdü ama operasyonların bitişinin üzerinden 165 gün geçmiş olmasına rağmen bu yasak bugüne kadar devam ettirildi. 95 tane tespit edilmiş ölüm vakası var. İsimsizler mezarlığında, sahipsizler mezarlığında gömülü olanlar da hariç. Ama Şırnak diz çökmeyecek, Şırnak boyun eğmeyecek, Şırnak size el açmayacak. Biz sadece gölge etmeyin, başka ihsan istemez diyoruz ve Şırnak'ın yarasının yine Şırnaklılar tarafından ve yüreği Şırnak'la birlikte atan herkes tarafından sarılacağını burada bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye bütün dünyaya meydan okuyan bir siyaset yürütüyor. Adeta herkese savaş açmış durumda. Bir hafta önce Anıtkabir'de güvenlik olmadığı için yürüyemeyenler, milletle birlikte yürüyemeyenler Irak'a yürümeye, Suriye'ye yürümeye çalışıyorlar. Bu topraklar yeterince kan gördü. Anadolu, Mezopotamya yeterince gözyaşına doydu. Ama hala savaş tamtamlığı yapanlar, hala fetih duygusuyla, ruhuyla etrafa saldıranlara eski bir kıssayı hatırlatmak istiyorum. Anadolu'da uzun süren savaşların sonunda 7 çocuğu olan ve 7 oğlundan 6'sı şehit olan bir köylünün kıssası. Yine devlet memurları gidiyorlar ve diyorlar ki padişah sefer kararı aldı, padişah savaş kararı aldı. Sizin çocuğunuzu da, son oğlunuzu da askere götüreceğiz. Ve köylü diyor ki, gidin padişaha söyleyin. Bize güvenip kimseye sefer ilan etmesin. Bizim çocuklarımıza güvenip kimseye savaş ilan etmesin. Çünkü tıpkı o gün olduğu gibi bugün de birileri çocuklarının şehit olmak istediğini söylüyor ama İlginç biçimde bu çocuklar şehit olamıyor fakat sonra ticaret odalarına başkan adayı oluyorlar. Yine ilginç biçimde bakanların çocukları, kardeşleri, yakınları şehit olmak istiyorlar ama bedelli askerlik yapınca şehit olunamayacağını bilmiyorlar. Kamuoyu bunu takdir edecektir. Kamuoyu bu hamaseti, bu nutku ve bu sloganlarla bedeli halka ödetilecek savaş politikasını mutlaka takdir edecektir. Zaten dostu kalmamış bir ülke, birlikte yürünecek kimsesi kalmamış bir yönetimle hükmedilmenin, yönetilmenin bedelini gayet ağır biçimde ödemeye devam ediyoruz. Ama tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, 100 yıl önce Almanya'ya güvenip birilerine savaş açanlar nasıl bu ülkeye ağır bedeller ödettiler ve elde kalmış
az bir toprak parçasını da kaybettilerse, bugün de Rusya'ya güvenip Avrupa'ya savaş ilan edenler, komşu topraklarına göz dikenler bu ağır bedeli bu halka ödetmeye çalışıyorlar. Biz Rusya ile ilişkiler gerildiğinde eş başkanlarımız ve heyetlerimiz gittiler ve orada çok net biçimde şu mesajı verdiler. Rusya ile sorunlar ancak diyalogla çözülür. Ama hükümete yakın medya o zaman savaş tamtamcılığı yapıyordu ve manşetlerinde ihanet ifadelerini kullanıyorlardı heyetimizin Rusya'ya gidişiyle ilgili. Şimdi yine ihanet manşetlerini atıyorlar ama bugün Rusya kapısında amuda kalkan o yanında durdukları hükümetin üyeleri ve Cumhurbaşkanı. İlle çıkmak istiyorsanız NATO'dan da çıkabilirsiniz. İlle ayrılmak istiyorsanız Avrupa Konseyi'nden de ayrılabilirsiniz. Avrupa Birliği'ne tekme atabilirsiniz. Ama bu kararı halka sorarak yapın. Yoksa bedelini halka ödetmeye asla hakkınız olmayacak. Bakın, Rusya'ya meydan okuyup Rus uçağını ben düşürdüm yarışına giriyordunuz. Ama sonra Sayın Vladimir diye başlayan özür mektupları yazdınız. Bugün Schulz'a posta atıyorsunuz. Korkarız çok geçmeden de Sayın Martin diye başlayan mektuplar kaleme alırsınız. Çünkü Avrupa ile yaşanacak krizin bedeli Rusya'nınkine de benzemez. İhracat rakamlarının, Türkiye'nin toplam ihracat rakamlarının %44'ü Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılıyor. İthalatın %38'i Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılıyor. Turizm potansiyelinin %53'ü Avrupa Birliği ülkelerine ait. Eğer siz bedel ödemek istiyorsanız bu bedeli kendiniz ödeyebilirsiniz. Ama bunun bedelini bütün halka ödetmeye asla hakkınız yok. Ve bu sefer bedel ne yazık ki sadece Antalya'daki otel sahipleri tarafından ödenmeyecek. Sadece narenciye üreticileri tarafından ödenmeyecek. Bütün bir toplum bu bedeli büyük ekonomik risk olarak ödemek zorunda kalacak. Dünyayı tehditle yöneteceğinizi sanıyorsunuz. Avrupa'yı hala mültecileri göndeririz diye korkutuyorsunuz. Hala sizin söyleminizden cesaret alan bir seyahat acentası, bir otobüs firması ki geçtiğimiz yıllarda hatırlayın bir eski bakan da gizli ortakları arasında basına, kamuoyuna yansımıştı ve bir yolsuzluk iddiası dolayısıyla bu firma kamuoyu tarafından tanındı. Bu firmanın yöneticisi diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı emrederse mültecileri alır, Avrupa sınırına kadar götürür, sınıra bırakırız. Evet, dünyayı emlak borsası gibi görenler, arsa ve rant olarak görenler, ensar muhacir ilişkisini de seyahat acentasında müşteri ilişkisi gibi görüyor olabilirler. Bunu yadırgamıyoruz. Siz kendinize yakıştırıyorsanız bizim söyleyecek başka bir sözümüz yok. Buradan bu utanç tablosundan, bu yüz kızartıcı manzaradan ana muhalefet liderine de çağrıda bulmak istiyorum. Elinizdeki Baylok kullanıcı listesinde kimler varsa lütfen bunu bir pazarlık konusuna çevirmeyin. Siz de tehdit ve şantaj siyasetinin bir parçası olup bunu ikide bir koz olarak kullanmayın. Bir an önce kimlerin ismi varsa açıklayın. Tıpkı uyuşturucu kullananlar gibi Baylok kullananlarla ilgili de galiba iki kategori var bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Bir kullanıcılar var. Hani var ya uyuşturucuyla yakalanıyor üzerinde çok yüklü miktarda ama ben kullanıcıyım diyor. Bir kullanıcılar var, bir de satıcılar var. Ama satıcıların durumu daha vahim. Belli ki o Türkiye'yi yönetme geleneğinin bir parçası haline getirdikleri kaset ve şantaj siyasetinin bir parçası olmuşlar. Onun için korkularından isimlerimiz açıklanırsa ne olacağız telaşı içerisinde durmadan partimize saldırıyorlar. Sadece iki örneğe dikkat çekmek istiyorum. Birisi İçişleri Bakanlığı'na ait. 2009 yılında diyor ki bugünkü iktidara 7 yıldır bu milleti kandırıyorsunuz.
Erdoğan'a gününü göstereceğiz. AKP'den insanlarımızı kurtaracağız. Ama sonra bu partiye kapağı atıyor ve bu sefer de diyor ki Erdoğan bizim ezeli ve ebedi başkanımızdır. Biz her devirde eleştirimizin de seviyesini ayarladık. Övgümüzün de sınırlarını bildik. Ama ne eleştiride sınır tanıyanlar, ne yağcılıkta, yalakalıkta sınır tanımayanlar her devirde kılıçlarını keskin salladılar. Ama nefretle, öfkeyle kendi suçunu bastırmak için siyaset yapanların sonu çok hayırlı olmadı. Bunu hem bugünkü İçişleri Bakanı'na hatırlatmak isterim, hem de büyükelçilerin grubumuzu ziyareti dolayısıyla acı çektiğini söyleyen herkese buradan hatırlatmak isterim. Evet, büyükelçilerin buraya gelişinden İçişleri Bakanı büyük rahatsızlık duymuş. Ama kendisi iktidar partisine katılmadan önce 2000'li yılların başında 98'de 99'da AKP kurulurken kaç büyükelçiliğin parti kurmak için izin almak üzere ziyaret edildiğini kendisi hatırlamıyor olabilir. Yine aynı şekilde parti kapatma davası devam ederken köşe yazılarına bile bugün baksanız sarayda danışmanlık yapan yeni ulusalcı danışmanların o günlerde de AB elçileri yüzünden AKP'yi kapatamıyoruz şeklindeki feveranlarını pekala görebilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha hakkında mahkumiyet kararı çıkmasının üzerinden 4 gün geçmişken İstanbul'da ABD konsolosuyla ne görüştüğünü de toplumla, halkla paylaşırlar. Eğer gerçekten büyükelçilerle ilgili rahatsızlık ve acı duyuyorlarsa. Ama anlıyoruz ki elçiler kendilerini savunursa önemli ve değerli, iyi. Ama başkalarıyla ilgili bir duyarlılık mesajı verirlerse tehlikeli ve ihanet içeriyor. Yine bir bakan, asgari ücretle ilgili açıklama yapan bakandan bahsediyorum. Hani Türkiye'de asgari ücretin dünyanın en üst sıralarında olduğunu söyleyen bakan, Kıbrıs'tan bile haberi olmayan bakan, Kıbrıs'ta asgari ücret 1800 lira. Kıbrıs'tan bile haberi olmayan, bırakın dünyayı, dünyadan haberi olmayan bakan, bundan birkaç yıl önce İhracatçılar Meclisi'nde bir ödül töreninde fotoğraf verdi. Hani bir lağım benzetmesi yapıyor ya şimdi. Lağımın öbür ucundaki şahıs şu anda ABD'de parmaklıklar arkasında. Ve aynı fotoğraf karesindeki bir başka meslektaşı, şu anda görevindeki bir başka bakan, bilseydim o kişiye ödül verileceğini o fotoğrafta olmazdım mesajını en azından verdi. Bu kadarcık haya, bu kadarcık edep içeren mesajı verme ihtiyacı hissetti. Ama bize lağım göndermesi yapan bakan, belli ki hiç utanması yok, o fotoğraf karesinde bulunduğuna pişman olmadığını bile kamuoyuyla paylaşabildi. Peki ne için ödül verdiler o şahsa? Altın ihracatındaki rakamlar dolayısıyla. Peki bu şahıs Amerika'da neden tutuklu? Altın kaçakçılığı dolayısıyla. Yani bize lağım göndermesi yapanlar hangi lağıma battıklarını, hangi pisliğin içerisinde boğuştuklarını unutuyorlar. Daha fazlasını söylemeye dilim varmıyor. Denizli Ticaret Odası Başkanı eğer itirafçı olursa o bakan da bütün ilişkilerini, bütün kendisiyle ilgili iddiaları, sadece Denizli basınında çıkan şeyleri bile herhalde görür, öğrenir. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi kendi suçunu bastırmak isteyenler, kendi ilişkilerini örtmek isteyenler eş başkanlarımıza, partimize hakaret ederek kendi ayıplarını örtebileceklerini sanıyorlar. Anadolu'da meşhur bir söz vardır. Ayının 40 oyunu var bir elmanın başına. Bütün bu yaşadıklarımızın başkanlık hesabıyla, başkanlık arayışıyla, başkanlık hırsıyla olduğunu bütün dünya biliyor, bütün dünya görüyor. 4 yıl önce anayasa masasından
hani dört partinin eşit katıldığı, temsil edildiği komisyondan iki muhalefet partisi CHP ve MHP başkanlığı asla konuşmayız, başkanlığı asla tartışmayız, buraya başkanlık gündeminin getirilmesine bile izin vermeyiz diye masadan kalktılar. Ve bizi o zaman sırf bu ülkede kan dökülmesin diye, analar ağlamasın diye müzakere sürecinde, çözüm sürecinde aldığımız pozisyondan dolayı AKP ile işbirliği içerisinde olmakla suçluyorlardı. Bırakın 4 yılı, 5 yılı, daha bu yılın başında mecliste yeniden kurulan Anayasa Komisyonu'nda ikinci toplantıda ana muhalefet partisinin temsilcisi biz zinhar başkanlığı konuşmayız diyerek ikinci toplantıda komisyonu dağıtarak masadan kalktı. Şimdi 4 yılda, 5 yılda ne oldu demiyoruz. 6 ayda, 7 ayda ne oldu ki şimdi teklifi görmek istediğinizi söylüyorsunuz? Ne göreceğinizi bilmiyor musunuz? Ama siz çoktan kaybettiniz. Çünkü HDP dışlanarak 3 partiyle görüşmeler yapıldığında eğer ses verseydiniz, tepki verseydiniz, azıcık siyasi onurla HDP'nin dışlanmasına hayır deseydiniz, bugün siz dışlanmazdınız. Bugün televizyonlarda iki partili komisyon kurulacak diye altyazı geçiyor. Ana muhalefet partisi de buraya dahil olmak için kapıdan alınmazsa bacadan girmek için çaba sarf ediyor. Evet, anayasa planıyla, başkanlık hesabıyla belli ki önce ana muhalefet partisi dışlanacak. Sonra geriye iki parti kalacak. Yeni seçim sistemiyle de dar bölge, daraltılmış bölge, planlanmış, uydurulmuş, ayarlanmış bölge sistemiyle de diğer partner, diğer koltuk değneği halledilecek, geriye tek parti kalacak. Türkiye için öngörülen bundan ibarettir. Bugün eş başkanlarımız burada yoksa, bugün milletvekillerimiz cezaevindeyse, bugün bu grup salonu boşsa, bu ülkede televizyonlar kapatılıyor, gazeteciler cezaevine atılıyorsa, işte bu tek parti özlemindendir. Tek parti arayışındandır, tek adam hevesindendir. Anayasa yaparken meşruiyeti sadece rakamlarda ararsanız, rakamlarda bulacağınızı sanırsanız yanılırsınız. Eğer mesele rakamlardan ibaret olsaydı, AKP ile küçük muhalefetin toplamı zaten rakam sorununu giderirdi. Belli ki ya kendi gruplarına güvenemiyorlar, ya karşıdakine güvenemiyorlar. Yoksa toplayın, çıkarın, çarpın ama sakın bölmeyin. Göreceksiniz ki 330 çok kolaylıkla çıkıyor. Ama buna rağmen birbirlerine kumar masasındaki gibi hamleler yapıyorlar. El yükseltiyorlar, el açıyorlar. Ama şunu bilsinler ki bu ülkede devam eden Evren Anayasası'nda çok daha büyük rakamlarla prosedürler tamamlandı. Referandumda 80'li rakamlar yakalandı. Ama kimse Evren Anayasası'nın meşruiyetinden söz etmiyor. Küçük Muhalefet Partisi'nin lideri büyük fedakarlık yapmaya niyet etmiş olabilir. Geçmişte de gerekirse biz baraj altında kalalım ama başkaları barajı geçip parlamentoda temsil edilmesin diye barajın indirilmesine karşı tavır koymuştu. Yani böyle fedakar bir siyasi anlayışa sahipler. Önümüzdeki günlerde seçim sistemi değişir ve o parti Osmaniye dışında hiçbir yerden milletvekili çıkartamazsa kendi düşen ağlamaz bizden söylemesi. Hükümet sözcüsü bu yeni sistem arayışını güçlendirilmiş başkanlık olarak tarif ediyor. Yani Türkçesi güçlendirilmiş yürütme. Devlet deyince akıllarına yürütmeden başka bir şey gelmiyor zaten. Varsa yürütme, yoksa yürütme. Ama bu kadar yürütmeye endeksli, yürütmeye odaklı bir rejime bir kere hukuk devleti denmiyor. Çünkü yasamanın bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı ile devletler hukuk devleti olabiliyorlar. Demokratik bir rejim olabiliyorlar. Ama sadece yürütmeye odaklı rejim arayışları, rejim hevesleri dünyada sadece itibarsız ülke profilini ortaya çıkartıyor.
Heveslendikleri daimi o haldir. Sürekli o haldir. Başkanlık falan da değil. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bize çobanlık dersi veriyor. Peygamber ahlakıyla, peygamber mesleği üzerinden çobanlığa gönderme yapıyor. Peygamberlikle çobanlık arasındaki ilişki sadece sorumlulukla ilgilidir. Mesuliyetle ilgilidir kendi ifadesiyle. Ama evrenin sorumsuzluk üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığının arkasına saklanıp peygamber sorumluluğundan bahsetmek de galiba biraz vicdan gerektirir. Biraz ahlak gerektirir. Enflasyonun sorumlusu olarak biberle domatesi ilan ediyor. Sonra da dönüp peygamber sorumluluğundan bahsediyor. Ya bu ülkeyi 14 yıldır biberle domates mi yönetiyor? Ekonomiden sorumlu bakan biberle domates mi? Cari açığın sorumlusu biberle domates mi? İşsizliğin sorumlusu biberle domates mi? O zaman siz nesiniz? Her şeyin sorumlusu biberle domatesse siz ne oluyorsunuz? Bu çok açık, çok net biçimde Kur'an'daki peygamber kıssalarıyla yalancı çoban masalını birbirine karıştırmaktır. Peygamber sorumluluğu nedir? Buradan bir kez daha hatırlatayım. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti mucibince gece bütün saçlarının ağarmasıdır. Dosdoğru olma uyarısı bir peygamberi bile bu kadar tedirgin ediyorken gırtlağımıza kadar yalana batmış, yalana dayalı bir ekonomi, yalana dayalı bir diplomasi, yalana dayalı siyasetten peygamber ahlakı çıkmaz. Çıksa çıksa yalancı çobanın kuzuya kurt salan hikayesi çıkar. Bir cezaevi hatıra kitabı çıktı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Pınarhisar cezaevindeki hatıraları anlatılıyor. Bizatihi parti arkadaşları tarafından bir liderin doğuşu kitabında ayrıntısıyla anlatılıyor. Nasıl cezaevi beğenmek için cezaevi dolaştıklarını anlatıyor. Çatıya yüksek güvenlikli manyetik bariyerler yaptırıldığını, Pınarhisar cezaevinden söz ediyoruz. Yerlere yeni halılar yaptırıldığını, duvarlara yeni duvar kağıdı yaptırıldığını bu kitap bütün ayrıntısıyla anlatıyor. En azından şimdiye kadar Cumhurbaşkanı tarafından tekzip edilmedi, eleştirilmedi. Bu cezaevinin o zamanki savcısı, sonra tabi bir vefa gösterisi olarak Zonguldak'tan birinci sıra milletvekili yapıldı. Hani kuzu kuzu yattım dediği cezaevinden söz ediyorum. Ve bu cezaevinde günde ortalama 10 görüşme yapılıyordu. Ve dahası toplu röportajlar bile yapılabiliyordu. Şimdi bizim eş başkanımıza gidecek avukatlarla ilgili hani yabancı dergilere röportaj verecek iddiası üzerinden kriminal fotoğraflar, kriminal tablolar oluşturulmaya çalışılıyor ya, o gün kuzu kuzu yattığı cezaevinde toplu röportajlar bile yapabiliyordu. Günlük 10 görüşme içinde cezaevi yönetimi tarafından en güzel imkanlar kendisine sunuluyor. O ortam bir şekilde hazırlanıyordu. Evet, süremiz doluyor. Ben sadece idam tartışmaları dolayısıyla huzurlarınızdan inmeden Seyit Rıza'yı ve yol arkadaşlarını almak istiyorum. 1937'de 15 Kasım'da, yani bugün yıl dönümünde Seyit Rıza'yı anmak tam da bugünü doğru anlamak için galiba son derece önemli. Baş veren ama baş eğmeyen anlayışın elbette bir bedeli var. Biz bunu tarihte birçok şahsiyetten biliyoruz. Bize yaşattıklarınız, yalanlarınız, hileleriniz bize de ders oldu. Ama bizim boyun eğme işimiz, belediye başkanlarımızın, gazetecilerin, eş başkanlarımızın, milletvekillerimizin boyun eğme işi de size dert olsun. Bugün eğer bu manzarada konuşmak zorunda kalmışsak, bu kürsüye ben çıkmak zorunda kalmışsam,
Bu sıralarda bir tek sivil toplum örgütü temsilcisi, bir tek milletvekili ve halkımız, partililerimiz yoksa bu ayıp size yeter. Ama biz her şeye rağmen bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Eş başkanlarımızı, milletvekillerimizi, grup başkan vekilimizi bir an önce bu sıralarda görmek istiyoruz. Bu kürsüde görmek istiyoruz. Olmaları gereken yerde görmek istiyoruz. Ama siz hala baskıyla, şantajla, tehditle, rehin alarak siyaset yapacağınızı sanıyorsanız, bu yöntemi deneyenler, seçim hilelerine, baskıya, kasete, şantaja prim verenlerin siyasi hayattaki yerleri malum. Bu tercih size ait. Bir ünlü edebiyatçının dediği gibi, evimize gitmeye çalışıyoruz. Sendeliyor olabiliriz, düşüyor olabiliriz. Ama herkese bir kez daha çağrı yapıyoruz. Gelin, girin kolumuza, birlikte yürüyelim. Çünkü demokrasiye gitmek istiyoruz. Çünkü kardeşçe yaşama ve onurluca varoluşa gitmek istiyoruz. Özgürlüğe, adalete gitmek istiyoruz. Bu yolculukta herkesi sadece bizimle dayanışma içerisinde olmaya değil, ama insan olmanın onurlu sınavını vermeye davet ediyoruz. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmasından dolayı